TRT ekranlarından herkese merhaba. Eğitiyorum programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık konuğumuz. Evet efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Eğitim uzmanımız Ali Taş'tan da bizlerle beraber. Ali Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Sara Hanım. Bugün eğitimdeki son gelişmeleri masaya yatırmaya devam ediyoruz. Ancak bugün özellikle değineceğimiz konu 2010 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasıyla hayatımıza giren Fatih projesi olacak. Projenin detaylarına değinmeden hemen önce Mektepli gazetesine bir bakalım. 7 maddede geçen haftanın gündemi, eğitim gündemine baktığımızda ilk olarak okula başlama yaşında fabrika ayarlarına dönüş başlığını görüyoruz. Detaylarına bakalım hemen. Milli Eğitim Bakanlığı okula başlama yaşında eskiye döndü. Bakan Ziya Selçuk 2012-2013 eğitim öğretim döneminden bu yana 60 ay olan okula başlama yaşının 69 ay olarak güncelleneceğini açıkladı. Ancak iki açıklama, yani açıklamalar iki soruyu da akıllara getiriyor aslında. Detaylarını anlatabilir misiniz Ali Bey? Şimdi öncelikle başkanım hoş geldiniz diyor benden. Merhabalar abi. Şimdi Sare Hanım, bu konuyla ilgili 2012'de biliyorsunuz eğitim sistemimiz yapısal bir değişikliğe uğradı. 4 artı 4 denen bir sistem ortaya çıktı. Bu 4 artı 4 uygulanmaya başlanmadan hemen önce o kanun içerisinde okula başlama yaşı da düşürüldü. Eskiden 69 ay olan okula başlama yaşı 60 aya çekildi. Bununla ilgili tüm eğitim bilimciler, tüm öğretmenler, tüm sendikalar, eğitim sendikaları karşı duruş sergilediler. O zaman defalarca üniversitelerin, eğitim fakültelerinden görüş alındı. Ve hiçbir üniversitenin eğitim fakültesi, eğitim bilim uzmanları buna olumlu bakmadı. Yani herkes bir birlik içindeydi. Kesinlikle buna karşı duruş sergilendi. Bunun bir faydası olmayacağı, hatta bir kayıp kuşak yaratacağı söylendi. Ama inatla Milli Eğitim Bakanlığı işte 2007'de Birleşik İlk El Yazısını dayatan zihniyet 2012'de de tuttu. Bunu dayattı, 60 ayı dayattı. Ben o 2012'de öğretmenlik yapıyordum ve sınıf öğretmenliği yapıyordum. Birinci sınıfları okutuyordum. Birinci sınıfları aldığımda her yılki öğrencilerden daha farklı öğrenciler geldi. 5 yaşındaki çocuklar gerçekten insanın gelişiminde birkaç ay bile çok önemli. Peki şunu sormak istiyorum. 5 yaş ya da 6 yaş arasında ne gibi farklar oluyor? Arasında dağlar kadar fark oluyor. Çünkü bu çocukların parmak gelişimi oturmamış oluyor. Fiziksel anlamda tam olarak ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oluyor. Ve sınıfa geliyor 5 yaşındaki çocuklar, hem sınıfa uyum sağlayamıyor hem de kendisinden büyük çocuklar varsa onlarla aynı sınıfta bir uyum içerisinde yürüyemiyor. Öğretmen arkadaşlarımız da bu birlikteliği sağlayamıyor. Ve ne oldu? Biz bunları defalarca söylendi, uyarıldı. Uyarılmasına rağmen ne oldu? Her yıl 1 milyon 200 bin civarında çocuğumuz okula başlıyor. Bu 7 yıl uygulandı aşağı yukarı. Yani yaklaşık 9 milyon öğrencimizi biz kaybettik. Ya bu çocukları aynı zamanda da Birleşik İlk El Yazısını dayattık. Yaşı küçük olan çocukların bu birleşik yazıyı yazması daha zordu. Hem bu çocuklarımızın yazıları kötü oldu, hem akademik anlamda bir başarı sağlayamadılar ve ortaya bir kayıp kuşak eğitime çıktı. Adapteleri de daha zor oldu. Kesinlikle çok zor oldu. Şimdi ben o dönemde komisyonda bu kanun geçerken şunu biliyorum. Kapalı kapılar arkasından bir AKP milletvekili muhalefet milletvekillerine şunu söylüyor. Diyor ki bizim diyor buradaki amacımız okula başlama yaşını erkene almamızın tek amacı hafızlık eğitimine çocukları gönderebilmek. Onun da sebebi şu, 9 yaşından sonra ses eğitiminin verilemeyeceği. 9 yaşında bu ses eğitiminin verilmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu şekilde zaten o kanunla da 4. sınıfı bitiren ilkokul çocukları ortaokula başlamadan önce 2 yıl hafızlık eğitimine gidebilecek şekilde düzenlendi. Yani amaç aslında siyasal bir amaçtı orada. Ama ne oldu? Çocuklarımızın geleceği karartıldı. Şimdi bu konuda başkanımızın da söyleyecekleri vardır. O da evet. Faal öğretmenlik de yaptı uzun süre. Okula başlama yaşıyla ilgili. Evet, şimdi okula başlama yaşını konuşurken şunu konuşmak gerekir. AKP'nin 2002 AKP iktidara gelmeden önceye gitmek gerekir. Neredeydi? O dönemde ne yapıyorduk? Daha sonra neler yaptık? Şimdi 2002 öncesinde 8 yıllık eğitim zorunlu hale gelmişti. Okul öncesi eğitimin temelleri atılmıştı. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilme çabası vardı. Köylerde bile ana sınıfları açılmaya başlamıştı bir bir. Ama AKP iktidara geldikten sonra öncelikle 8 yıllık eğitimi ortadan kaldırmak için AKP iktidarı bir sürü çalışmalar yaptı. Öncelikle mevcut yöneticileri ve eğitim uzmanlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na uzaklaştırarak kendi düşünceleri doğrultusunda eğitimden çok da anlamayan insanları iş başına getirdi.
Dolayısıyla eğitimden çok da anlamayan insanlar kendi ideolojilerine zemin hazırlayabilmek için 2002 yılına geldiği zaman, mesela ben uzun yıllar öğretmenlik yaptım ve 2012'de idareciydim. O dönemde veliler okula geliyordu. 5 yaşındaki çocuklarını kaydettirmek istiyorlardı. Ben neden kaydettirmemeler gerektiğini anlatıyordum. Çünkü bu çocukların psikomotor gelişimleri, el kaslarının gelişimi, soyut ve somut kavramları birbirinden ayırt edebilme yetenekleri daha gelişmediği için veliyi oturtuyordum, ikna ediyordum. İkna olan velilerimiz çocuklarının gelişimini tamamlamadı diye rapor almak zorunda kalıyorlardı. Evet, bir de öyle bir durum vardı. Zorla veli çocuğuna gelişimini tamamlamadı diye rapor alıyordu ve bir sonraki yıla kaydını kaydırabiliyorduk. Ama bazı velilerimiz inatla hükümet böyle istedi diye o dönemde işte 5 yaşındaki çocuklarını okula kaydettiler. Ve ben onları uzun süre izledim. İlkokul dönemi boyunca o çocuklar büyük sorunlarla karşılaştılar. Doğru dürüst okuma yazmayı öğrenemeden 2. sınıfa geçti birçoğu. Bir de veliler de bunu avantaj olarak düşünmüş olabilirler mi? Bir sene okula erken başlamada. Şöyle, okula erken başlamada veliler onu avantaj olarak düşünmediler. İktidarın talebi doğrusu hareket edebilmek için böyle siyasi olarak düşündüler. Ama gerçekten eğitimin farkında olan ve öğretmenlerin, eğitimcinin önerisini dinleyen veli, evet haklısınız hocam dedi ve bizim dediklerimizi yaptılar o dönemde. Şimdi nedir? Çocuk soyut kavramları daha anlayamaz o çağda. 5 yaşında. Soyut kavramları anlaması mümkün değil. O somut, elle tutulan, gözle görülen şeylere inanır ve o doğrultuda gider. Oyun çağındadır çünkü. Ama siz çocuğa birdenbire okula alıyorsunuz, soyut kavramları yüklemeye çalışıyorsunuz, onu oyun alanından kopartıyorsunuz, ciddi sorumluluklar veriyorsunuz. Çünkü insan gelişiminde 0-7 yaş bir basamaktır, 7-12 yaş bir basamaktır, 12-18 yaş başka bir basamaktır. Burada siz bir basamağı atlıyorsunuz. Okul öncesi eğitime son veriyorsunuz, zorunlu olmaktan çıkarıyorsunuz, okul öncesiyle ilgili yapılan yatırımları bir ortadan kaldırıyorsunuz ve birçok veliyi tarikatların kurduğu Sıbyan Mektebi adını verdikleri okul öncesi eğitim verdiğini iddia eden merdiven altı kurumlara göndermeye doğru yönlendiriyorsunuz. Yani bir de psikolojik olarak düşündüğümüzde nasıl etkileri oluyor? Yani o çocuğun kendi özgüveni yıkılmış oluyor bir defa. Ben öğrenemiyorum, ben yapamıyorum, ben beceremiyorum psikolojisi çocukta yerleşiyor ve o çocuğun başarılı olması mümkün değil. Şimdi eğitimde şöyle bir şey vardır. Çocuk birinci sınıf çok önemlidir. Birinci sınıfa başladığı zaman yapabilme, becerebilme kabiliyeti ne kadar yüksekse o öyle devam eder. Yani o başarı öğrenim hayatı sonuna kadar devam eder ve yetişkinlik çağındaki hayatında da başarma güdüsü her zaman içinde olur. Evet, öğrenirim, başarırım, yapabilirim duygusu gelişir. Ama çocuk bir defa başaramadığı zaman, diğer akranlarından geriye kaldığı zaman o ezikliği öğrenim hayatı boyunca hep hisseder, çeker. Dolayısıyla geçmişteki gibi, yani 2002 öncesindeki gibi sınıfta kalmada ortadan kalktığı için çocuklarımız 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf doğru dürüst öğrenmeden hep sınıfları birer birer geçtiler. Üniversite çağına geldikleri zaman işte gerçek soruyla karşılaştılar ve gerçek hayatla karşılaşınca da başarısız oldular. Şimdi o çocuklarımız, erken okula başlayan çocuklar bu yıl 7. sınıftalar, seneye 8. sınıftalar. İşte sınavla karşı karşıya kalacaklar ve başarıları ve başarısızlıkları bir bir ortaya çıkacak. Yani Ali Bey'in ifade ettiği gibi orada çok ciddi bir kayıp nesil olayı var. Hükümet sadece kendi siyasi çıkarları ve amaçları için bir nesli yok etmiştir. Oysa ki 69 ay kuralı neden değiştirildi? Yani bu yılların eğitim deneyimiyle ortaya çıkmıştı. Yani bir siyasi olgunun çıkıp da çocukları 69 ayında gönderelim demesiyle değil, bilim insanların, üniversitelerin, öğretmenlerin, köy enstitülerin uzun çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştı 69 ay ve 72 ayda okula başlamasının uygun olduğu. Hükümet hiçbir bilimsel gerekçe göstermeden çocukları birdenbire kayıt yaşlarını 60 aya çekti. Çocuğunu göndermeyene de ceza vermekle tehdit etti. Yani ben eğitimciyim. Ben de çocuğumu o dönemde okula gönderdim. Şu an 5. sınıfa gidiyor çocuğum. O dönemde çocuğuma ben de rapor almak zorunda kaldım, göndermeyeyim diye. Çünkü biliyorum çocuğumu niye zayi edeyim. İkna edebildiğimiz velileri de ettik o dönemde ama. Şimdi dönemin başbakanı o zaman bir açıklama yapmıştı. Evet. Dedi ki işte bu rapor alan velileri suçladı ve dedi ki çocuklarını işte bunlar tırnak içinde söylüyorum geri zekalı
diye niteliyorlar rapor alan veliler demişti. Evet. İnsanlar da kamuoyunda da şöyle bir algı oluştu. Ya bu yapılıyorsa doğrudur, gönderelim. Ve onlarca, yüzlerce, milyonlarca çocuk bu şekilde okula başladı. O dönemde eğitim bilimciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu irdelemeden, eğitim bilimcileri dinlemeden uygulamaya koyması çok çarpıcı aslında. Yani evet, insanın aklı almıyor. Yani insanlarda şöyle bir korku vardı o dönemde. Çocuğuma rapor alırsam çocuğumun dosyasında bu yazılır evet mı? Ya böyle bir şeyin olmayacağını, çocuk gelişimini tamamlamamış olabileceğini, biz bazen 72 ayını doldurmuş çocuklara da gelişimini tamamlasın diyoruz. Çünkü onun sağlıklı eğitim alabilmesi için kaslarının gelişimi, boyunun gelişimi, boyla kilo orantısının elle tutulur, gözle görülür şekilde gelişmiş olması lazım. Veliye söylüyorduk, mesela bir yıl sonra geliyorduk, kaybedeceğimiz bir nesli kurtarmış oluyorduk. Ama o dönemde iktidar ısrarla çocukları çok küçük yaşta okula dahil etti. Ve hiçbir eğitimciye danışmadan 4 artı 4 artı 4 gibi ucube bir sistemi yürürlüğe koydu. Şimdi 4 artı 4'ten hükümet nasıl döneceğini düşünüyor. Bakın 60 aydan döndü, şimdi 69 ay diyor bakan. Şimdi 4 artı 4'ten dönecekler. Dönmek zorundalar. Peki olayın perde arkası ne aslında? Olayın yani perde arkası amaç ne? Tamamen dini vakıflara ve cemaatlere çocukları yönlendirmek. Yani okul öncesinde Sıbyan mekteplerine yönlendirmek, ortaokuldan sonra da hafızlık eğitimi alabilecek şekilde çocukları yönlendirmeden öte bir şey değil. Şimdi 4 yıllık eğitimin mutlaka, önümüzdeki Ali Bey takip ediyordur, önümüzdeki günlerde ya da yıllarda mutlaka ilkokul tekrar 5 yıla çıkacak. Bu evet, sorun. Ben de buradan kaçışıyorum buna. Yani çünkü çocuğun gelişim yaşı 12 yaşını tamamlamıyor ve bugün 5. sınıfa giden çocuklarımız hala oyun çağındalar ve bir öğretmene bağlı olarak çalışabilirler. Oysa 10 yaşındaki, 10,5 yaşındaki çocuk 5. sınıf öğrencisi ortaokul eğitim almaya başlıyor. Derse en az 8 daha değişik öğretmen giriyor. Çocuk birisi kızdığı zaman o derse küsüyor. Diğer öğretmen mutluysa o derse yöneliyor. Dolayısıyla sevdiği öğretmenler, sevmediği öğretmenler, sevmediği dersler oluyor. Matematik öğretmeni ona bir sefer kızmışsa çocuk ömrü boyunca matematiği sevmiyor. Ama sınıf öğretmeni girmiş olsa sürekli çocuğun ilgisini toplayacak, nelere kızdığını, nelerden mutlu olduğunu bilecek, öğretmeniyle nasıl diyalog kuracağını çocuk geliştirebilecek ve daha sağlıklı bir eğitim alacak. Yani önümüzdeki süreçte olmazsa olmazımız, nasıl 69 aya dönmüşsek 5 yıl ilkokula da döneceğimizi düşünüyorum. Bu konuda ben kısa bir bilgi vereyim. Görüştüğüm bazı bakanlık çalışanlar var. Bakanlığın da aslında burada belki kamuoyu ilk kez duyacak buna, İlkokulları 5 yıla çıkarma gibi bir evet niyeti olduğunu, ama biliyorsunuz eğitim sisteminde bir tuğlayı çektiğiniz zaman birçok şey değişmesi gerekiyor. Şimdi 5 yıla, 4 yıla indirildiğinde 37 bin sınıf öğretmeni norm dışına çıkmıştı. Şimdi tekrar öğretmen ihtiyacı olacak ve benzeri gibi bir takım handikaplar olacak. Bunların ayakları tekrar örülürse ilkokullar bence 4 artı 4'ten de geri adım atılmış olacak. Atılmış olacak. Söylediğiniz gibi ilkokullar tekrar 5 yıla çıkmış olumlu olacak. Olumlu etkileri mi olur? Kesinlikle. Şimdi başkanımız çok güzel özetledi. 5. sınıftaki çocuklar şimdi ortaokula gidiyorlar. Ortaokula giden çocuk da ortaokula uyum sağlayamıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde ilkokulların 5 yıla çıkması ve o çocukların bir sınıf öğretmeni tarafından okutulmaya devam etmesi gerekiyor. Bizim ülkemizde 1000 yıllık öğretmenlik deneyimi ve yüzlerce yıllık da eğitim deneyimimiz var. Daha önce de ilkokullar 5 yıldı. Hatta ilkokulların 6 yıl olması bazı ülkelerde bu şekilde tartışılıyor. Biz gittikçe aşağı evet çekiyoruz. Evet. Peki o zaman bu haftanın bir diğer haberine bakalım. Ensar ve hizmet protokollerine yargı dur dedi. MEB'in gerici vakıf ve derneklerine imzaladığı protokollere ilişkin bu hafta iki önemli yargı kararı alındı. MEB Hayat Bayı Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol durduruldu. Hizmet Vakfı ile MEB arasında imzalanan protokol de yargıya takıldı. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden şimdi yargıya takıldım? Bu aslında bu ülkemizin kanayan yarası. Daha önce AKP iktidarından önce protokoller yapılmıyor muydu? Yapılıyordu ama bu şekilde bir amaç uğruna, yani dini vakıflar, eğitim dinselleştirme adına yapılmıyordu protokoller. Ve protokollerin tarihlerine ve sayılarına baktığınız zaman 2012'den sonra, yani 4 artı 4 kırılmasından sonra bu sayıların arttığını görüyoruz. 2012'de 3 tane yapılan protokol 2014'te 4 oluyor. 2016'da sanırım 16-17 rakamlarına ulaşıyor. Ve 2017'de 41 protokol yani yapılıyor. Yani giderek olayın boyutu artıyor. Tabii tabii, büyüyor. Bu sadece dini vakıf derneklerle yapılmıyor protokoller.
İşte organize sanayi bölgesindeki bir işbirliğiyle de yapılıyor ama son yıllarda yapılan özellikle 4 artı 4'ten sonraki süreçte yapılan protokoller Milli Eğitim Bakanlığı'nı yok sayan protokoller. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkisini, iradesini teslim ettiği protokoller. Bu protokollere karşı da sendikalar ya da bireysel açılan davalar var. Geçtiğimiz hafta içerisinde iki güzel haber bence Çağdaş Eğitim adına çok güzel haber bunlar. Bir Hizmet Vakfı ile yapılan protokolün yürütmesi durduruldu. Örgün eğitim kısmı durduruldu. İkinci olarak da Ensar Vakfı ile kamuoyunda biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Evet. Ensar Vakfı ile yapılan protokol yürütmesi durduruldu. Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti buna. Danıştay yine o itirazı reddetti. Ve bu gerçekten artık ben kamuoyunu şu şekilde uyarmak istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımı, okul yöneticilerini de uyarmak istiyorum. Eğer Hizmet Vakfı ve Ensar Vakfı okullara girer faaliyet devam ettirirlerse gerekli yerlere şikayetlerini iletsinler. Peki nasıl başladı? Nasıl sonlandı? Şimdi bakın bunlar protokolleri imzaladıktan sonra okullarda örgün eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında istedikleri faaliyetleri yürütmeye başladılar. Daha çok protokollerine ne diyor? İşte kurs verecek diyor, dil kursu diyor, işte meslek edinme kursu diyor. Ama ben şunu biliyorum, gecenin bir 11'inde 12'sinde yatılı okulda okuyan çocukları uyandırıp gelin işte şu vakıftan bu vakıftan kişiler geldi size manevi danışmanlık yapacak diye uygulamalar ortaya çıktı. Bir de Ensar Vakfı ile ilgili yapılan protokolün iptal edilmesinin yani Danıştay'ın reddetmesinin yürütme yapılan itirazı reddetmesinin şöyle güzel bir yanı var. Milli Eğitim Bakanlığı Ensar Vakfı ile yaptığı protokolü Ensar Vakfı istemediği sürece iptal edemiyor. Protokol bu şekilde yapılmış durumda. Karşılıklı bir... İki taraflı bir anlaşma yok yani burada. İki taraflı bir anlaşma var ama bir maddesi var ve maddede diyor ki Ensar Vakfı isterse bu protokol iptal edilir diyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı yok sayıyor. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı iradesini tamamen teslim etmiş durumda. Bir de şimdi başkanıma da söz hakkı vereceğiz bununla ilgili. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ilde, ilçede halk eğitim merkezleri var. Her türlü kursları verebilir. Her türlü destek verebilir buralarda ve çok nitelikli verebilir. Tutup Ensar Vakfı'yla, Hizmet Vakfı'yla ya da TÜKVA'yla bunlar yapmanın bir anlamı yok. Geçen de konuşmuştuk işte Suriye menşeli iki tane vakıf ve derneğe Türk vatandaşlarının Türk vatandaşlarına kurs vermesini sağlıyoruz. Bizim kendi halk eğitimlerimiz varken başkanım evet. Bu protokol ve derneklerle ilgili yapılan anlaşmaları nasıl buluyorsunuz? Evet, çok ilginç buluyorum. Yani bu milli eğitim tarihine kara bir dönem olarak geçecektir. Yani bunu yıllar sonra tarih kitaplarında okursak Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli olmaktan uzaklaştırıldığı en kötü dönem olarak geçecektir. Bakın vakıflarla hangi şeylerle yapılmış? Yaygın eğitim kurumlarında kulüp çalışmaları, öğrencilere sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler, yarışmalar ve mesleki ve teknik kurslar düzenleme yetkisi. Sınırsız bir yetki. Sınırsız bir yetkisi. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na çocukların, öğretmenler matematik dersine, sosyal bilgiler dersine, Türkçe dersine, hayat bilgisi dersine girecek çıkacak çocukların beden eğitimini, müziğini, resmini, izciliğini, satranç kulübünü, atıyorum folklor kulübünü, her şeyini önceden öğretmenlerimiz yapıyordu. Öğretmenlerimiz halk eğitimler aracıyla bunu yapıyordu. Ve her ilde, her ilçede halk eğitim merkezleri vardı. Orada eğitim almış öğretmenlerimiz gidiyorlardı. Ders dışında, öğretmenlik mesleğinin dışında ders alıyorlardı ve alanda sertifika alıyorlardı. Ve bulundukları okulda çocuklara bu sayılan kursları veriyorlardı. Niçin veriyorlardı? Çünkü eğitimciler bilimsel olarak eğitimini almışlar. Çocuk psikolojisi okumuşlar. Uzmanlar. İnsan psikolojisi okumuşlar. Neyin nasıl verileceğini biliyor iken Milli Eğitim Bakanlığı yine siyasi bir gerekçelerle kendi ideolojilerini çocuklara dayatabilmek için hiç anlamadıkları bir alanda, hiç anlamadıkları alanda spor, müzik, sanat, satranç, izcilik ve benzeri alanlarda okullarda kurs vermeye kalktılar. Ve bu insanlar ellerinde bir yazılı kağıt onayla okulların kapısını gelip sınıfların kapısını çaldılar. Biz TÜGVA'dan geliyoruz, İlim Yayma Cemiyeti'nden geliyoruz. Çocuklarınızı alabilir miyiz? Hayır diyen öğretmenlere soruşturma açtılar. O kadar baskı kurdular ki öğretmenler artık cevap veremez hale geldi. Zaten okulların yöneticilerin tamamı yandaş bir sendika üyesi haline getirildi. Ve böyle bir yazıyla geldikleri zaman ve çok şey oldu. Böyle
izin verilmemiş vakıflarda biz izin aldık valilikten diyerek rastgele bir kağıtla okul müdürlerine gelip okullarda faaliyetlerde bulundular. Verin bakalım şu belgeyi inceleyelim dediğiniz zaman da belgelerin çoğunun sahte olduğu da görüldü. O kadar işi abarttılar ki burada saydığımız 3-4 vakıfın dışında kendine herhangi bir isim veren geldi ve orada faaliyetlerde bulundu. Olmayan vakıf, dernekler, kurumlar. Tabii. Ve bu yolla öğrencilerden para toplayanlar oldu. Evet. Yardım kampanyaları düzenleyenler, olmayan vakıflar. Yani üç kağıtçı dolandırıcı birisi gelip okula ben falan vakıftan geliyorum. Vakıf için çocuklardan yardım istiyorum deyip çocukların paralarını topladılar. Çocukların paralarına göz diktiler. Peki öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl müdahale edilmedi o zaman böyle olaylara? O zaman da müdahale edildi. Bakın sendikalar, ben Eğitim İş Sendikası'nın genel başkanıyken bu konuyla ilgili defalarca davalar açtık. Ama yandaş yöneticiler, yandaş yargı, yandaş milli eğitim, siz dava açsanız da birçok dava reddedildi. Ya da reddedildiği halde uygulamaya, yani yargı olumsuz karar verdiği halde Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaya devam etti. İşte tam da burada mesela Ensar Vakfı ile yapılan protokolle önce evet. Danıştay yürütmeyi durduruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tabii itiraz etme hakkı vardır yasal anlamda ama bu kararı uygulaması gerekirken itiraz ediyor ve şimdi itiraz da reddediliyor. Bakalım bundan sonraki uygulamalarda neler çıkacak ortaya. Milli Eğitim Bakanlığı kendi yetkisini başkalarına devrediyor. Evet. Yani eğitimi milli olmaktan çıkarıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an Türkiye'deki en büyük amacı nedir? Eğitimi özelleştirmektir. Eğitimi milli olmaktan çıkarmaktır. Oysa ki devletin, hükümetlerin görevi nedir? Eğitim, sağlık ve güvenlik. Birinci önceliği, yani devlet olmanın birinci önceliği halkını eğitmek, devletin kuruluş ideolojisini genç nesillere aktarmak. İkinci önceliği halkını sağlıklı nesiller haline getirmek. Üçüncü önceliği de halkının güvenliğini sağlamak. Devletin yapacağı üç temel iş. Ama Milli Eğitim Bakanlığı en öncelikli meselesini eğitimi yıkıyor. Biliyorsunuz Konfüçyüs milattan önce 400 kusurda diyor ki yani bir ülkeyi yok edecekseniz önce eğitim sistemini yok edin. İktidara geldikten sonra ilk işi eğitime saldırmak oldu. 7. bakanımızmış şu anda. 7. bakanımız geldi ve 7. bakan da sistem değişikliğiyle geldi. 7. bakan makyajla süslü geldi. Bir şeyleri değiştirebilecekmiş gibi geldi ama dün duyuyoruz ki hizmetlerin devamını istiyorsanız yerel seçimlerde oy verin dedi evet, Milli Eğitim Bakanımız. Maalesef. Onu da konuşacağız aslında evet, bugün. Ona da değineceğiz. Peki o zaman bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesine bakalım. Öğrenciler zorla götürüldükleri konferansta zehirlendi. Haberimizin detaylarına bakalım. Mersin'de Akdeniz İmam Hatip Okulları mezunları, mensupları ve muhipleri derneği tarafından düzenlenen 31 Mart'tan 15 Temmuz'a Şehadet Bilinci Konferansı'na ilgi olmayınca konferansın düzenlendiği spor salonunun çevresindeki 5-6 okuldan öğrenci transfer edildi. Öğrenciler yürüyerek gittikleri konferansta dağıtılan tavuk tantuninden zehirlenince skandal ortaya çıktı. Hani gerçekten bu haber başlı başına bir skandal. Evet. Ya skandal anlamda. Çocukların zehirlenmesine mi şimdi konuşalım yoksa çocukların zorla oraya götürülmesine mi? Acaba bu vakıf, böyle bir vakıf gerçekten var mı yok mu onu mu konuşalım? Yani var olsa da çocukların götürülmemesi eğitimden gerekiyor. Eğitimden uzaklaştırılması. Geçtiğimiz Perşembe günü Bursa'da da yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı bir etkinlik var. Orada okullardaki çocuklar otobüslere doldurulup götürülmüş. Götürüldü. Yani diyecek söz bulamıyorum. Şeyi hatırlayın, Haziran seçimlerini hatırlayın. Birçok ilde öğrenciler zorla siyasi iktidarın mitinglerine götürüldü. Zorla onlara kitapçıklar dağıtıldı. Evet. Şimdi yerel seçim yine benzeri haberler gelmeye başladı. Zorla öğrenciler siyasi faaliyetlerin içerisine sokuluyor. Yani düşüncelerini dikte ettirmeye çalışıyorlar. Tabii ki zorla çocuklara dikte ettirmeye çalışıyorlar. Örneğin elbette Cumhurbaşkanı gelmişse öğrenciler karşılamaya gidecek ama Cumhurbaşkanı o zaman devleti konuşacak. Devletle ilgili konuşacak. Eğer partisinin seçimi için oy istiyorsa o siyasi bir faaliyete girer. Yani siyasi orada propagandadan uzak durulması uzak gerekiyor. Uzak durulması gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımıza, gencecik beyinlerimizi siyasi propagandalarla alavere dalavere işleriyle muhatap edemeyiz. Gerçekten onlara bilimsel, devletle ilgili, ülkemizin geleceği ile ilgili, gençlik sorununa ilgili bir konu anlatılacaksa eyvallah. Ama siz oğlunuzun aracılığıyla, damadınızın aracılığıyla, gelininizin aracılığıyla böyle faaliyetlere çocuklara dikte ederek kendinize çıkar menfaat sağlayacaksanız bu faaliyetlere kesinlikle öğrenciler gönderilmemeli. Buradan söylüyorum öğrenci velileri de çocukları zorla buraya gönderiliyorsa kesinlikle izin vermesinler. Her velinin izin vermeme gibi bir hakkı var. Ama aslında burada sıkıntı hani velilerden de izin alınmamış zaten.
Hani olayın şimdi, boyutu da bu. Zaten o boyutta bunun tamamen yanlış. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı hemen onunla ilgili soruşturma açması gerekiyor. Bilmiyorum kamuoyuna yansımadı ama izin almadan götüremiyorsunuz. Mesela biz öğretmen arkadaşlarımız okulda çocukları bir yere götürmek istediler. 10 tane evrak hazırlamak durumdalar. İşte aracından ve benzeri gibi bir sürü şeyi var. Siz de idarecilik yaptınız, evet, biliyorsunuz. Evet. Prosedürü ağırdır, evet, bunun. Ama izin almadan götürüyorsunuz, belinde onay yok. Artı bir de çocuklarımız orada zehirleniyor. Artık söyleyecek bir şey yok. Yani bunu hangi vicdanla, hangi akılla yapıyorlar? İnanamıyoruz. Okul müdürü, valinin haberi var diyor, onayı var diyor. Valinin belki aramıştır, sözlü olarak yapmıştır. Sözlü olarak onay geçmez. Yani yazılı olarak. Ki yazılı olarak şu vakfın, şu derneğin etkinliğine götürün dese de okul müdürünün götürmemesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Yani çocuklar hiçbir vakfın, hiçbir derneğin etkinliğinde olmamalı. Yani tabii öyle baksan, dirayetli müdürler, evet, var mı ki vali ya da kaymakam çocuklar şuraya götürün diyecek, efendim bu usule uygun değil, resmi olarak bize bildirin diyebilecek okul müdürleri var mı? Öğretmenler var mıdır? Bir saat sonra görevden aldım. Var mıdır Cumhuriyet'in öğretmeni orada ülkesini savunacak ya da valiye de gerekirse siz yanlış düşünüyorsunuz diyebilecek öğretmen var mıdır? Bakın. Öğretmen vardır ama yönetici yoktur. Ben yönetici yoktur. Evet. Evet. Öğretmen vardır. Öğretmen vardır. Binlerce öğretmen vardır. Yönetici var mıdır? Yoktur. Yoktur. Yöneticilerimizin tamamı belli bir sendikaya üye olma şartıyla ve ulul emre itaat anlayışları bu. Üstleri ona emrediyor. Birçok yerde siyasi partinin, il başkanının emriyle bu işler gerçekleşiyor. Okul yöneticileri de öğretmenlerimize zorla, baskıyla bu işleri yaptırıyorlar. Hiçbir şekilde devlet protokolü, devlet ahlakı, devlet geleneği olmadı. Kalmamış diyorsunuz. Peki o zaman bir diğer haberimize bakalım. Evet. Cumhurbaşkanı sözleşmeli öğretmenleri fırçaladı. Haberimizin detaylarına bakalım hemen. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim çalışmaları için gittiği Rize'de kadro talep eden sözleşmeli öğretmenleri azarladı. Rize'de seçim otobüsünden öğretmenlere seslenen Erdoğan, CHP döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, huzurlu olduğunuz da o da belli. Hala diyorsunuz ki yok şöyle yok böyle, bu tür şeyleri çok farklı kişilere söyleyin. Bana söylemeyin, kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz tamam mı çıkışında bulundu. Bir nevi öğretmenleri gerçekten azarladı. Evet, videoyu izledim ben. Şimdi açıklamalara da baktığınız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Sözleşmeli öğretmenlik Hüseyin Çelik döneminde getirildi. AKP iktidarıyla ortaya çıktı. Daha sonra 2011-2012'lerde sözleşmeli öğretmenlik kamuoyunda oluşan baskıyla da kaldırıldı. Tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirildi. Ama daha sonra işte 2016'da tekrar bir KHK ile sözleşmeli öğretmenlik gündeme getirildi. Sözleşmeli öğretmenin tarihçesi bu. Yani şunu çok ilginç buluyorum. CHP iktidarında işte CHP döneminde neler çekti sözleşmeli öğretmenler şeklinde bir ifade var orada. CHP döneminde hiç sözleşmeli öğretmen olmadı. Öyle bir olay yaşanmadı. Yani tamamen sözleşmeli öğretmenlik AKP'nin icat ettiği bir uygulama. Bir defa şunu söyleyeceğim. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz. Öğretmen kadro olur. Devlet eğer eğitimde başarılı olmak istiyorsa, eğitim sistemini düzgün bir hale getirmek istiyorsa, uluslararası normlara kavuşturmak istiyorsa, öğretmenlerin tamamını kadrolatamak durumundadır. Evet başkan, benim bu, evet, konuda söyleyeceklerim bunlar. Çok yani çok gün gibi ortada her şey yani, aslında. Yani Cumhurbaşkanımız burada aleni açık bir şekilde siyaset yapıyor. Siyasi baskı kuruyor öğretmenlere. Size diyor bu hakkı da ben verdim. Canımı sıkmayın, istiyorsanız onu da alırım elinizden demek. Sözleşmeli öğretmenlik demek sözleşme süresince 6 yıl. 6 yıl boyunca bana biat edeceksin. Bana yanlış yaptığın anda sözleşmeni yenilemem demek. Evet Ali Bey sözleşmenin tarihini söyledi. Hüseyin Çelik de başladı. Ondan önce vekil öğretmenlik diye bir sistem vardı. O da şu şekildeydi. Tüm Türkiye'de öğretmenlerimiz göreve başlıyordu. Herhangi bir nedenle görevinden izin alan, rapor alan, hastalanan, doğum yapan öğretmenin yerine yine o bölgede, o yörede üniversite mezunu olan ya da öğretmen lisesi mezunu olan öğretmenler birkaç aylığına oraya atanıyordu. Kesiyorlar. Burada çok ilginç bir şey vardı. Mesela ben normal öğretmendim. Komşu köydeki öğretmenimiz doğum yapmıştı. Onun yerine vekil öğretmen atanmıştı. Doğum yapan öğretmenimiz 15 yıllık öğretmendi. Vekil öğretmen benim maaşımdan çok daha fazla maaş alıyordu. Sebebi şuydu. Vekaleten bakan öğretmen asil öğretmenin aldığı ücreti alırdı. Yani siz herhangi bir nedenle izinli, raporlu iseniz sizin yerinize
vekalet eden öğretmen sizin maaşınızı alırdı. Böyle bir uygulama vardı. Şimdi ücretli öğretmenler 1500 lira. Evet. Ücret alıyor, alamıyor yani. O civarda bir ücret alıyor. Yine dershaneler kapatıldı ve dershanede çalışan öğretmenlere kadro vereceklerini söylediler. Hiçbirisine kadro vermediler. Sadece işte mülakatla yine kendine yakın belli kesimlere kadro sözleşme yaptılar. Onlar da çok azınlıkta kalmış bir sayıydı. Aslında yani burada bir kısmına evet o dönemde verdiler ama çok da doğru değil. Evet. Öğretmenlerin tamamını istihdam etmesi gerekiyor. Çünkü öğretmenlik diğer mesleklerle karıştırmamak lazım. Yani öğretmen ne yapar? Öğretmenlik yapabilir ancak. Şimdi özel kurslar ve yine özel kurslar kapatılacak. O dönemde dershanelerin kapatılmasıyla oluşan liseler, apartmanlar kurulan liseler kapatılacak. Temel liseler kapatılacak. Kapatılmalı mıdır? Evet, kapatılmalı. Açılması da yanlıştı. Ama yine açığa yüzlerce öğrenci boşta kalacak. Yüzlerce eğitimci iş arayacak. Kalacak. İşsiz kalacak. Peki Erdoğan'ın burada tam söylemek istediği kime aslında bu mesaj? Direkt öğretmenler üzerine mi alabiliriz yoksa genel olarak mı yorumlayabiliriz bunu? Hayır, direkt sözleşmeli öğretmenlere bak dikkatli davranın. Bu dönemde bize oy vermezseniz diye çünkü başlayan daha cümledir. Önceden hani kit işçilerine de ne istediğiniz verdik zaten kadrolarını. Hani aynı çıkışı yapmıştı. Hani bunu genel olarak da düşünebilir miyiz diye soruyorum. Ama kadrolu öğretmene söylese de çok karşılığı olmaz. Ama şu anda her yıl yaklaşık 120 bin civarında 120 bin sözleşmeli öğretmen var. 120 bin civarında öğretmen şu an baskı altında. Evet. Bu seçimlerde tavırlarınızı, hareketlerinizi gözlemliyoruz demek bu. Bu da ciddi bir etki alanları. 121 öğretmenin 20'şer velisi olacağını hesap ederseniz nerelere ulaşır? Tüm eğitim çalışanları aslında baskı altında. Üniversiteden tutun ilkokulda çalışan arkadaşlarımıza tabii kadar tamamı baskı altında zaten. Böyle bir sıkıntı içerisinde yürüyor süreç aslında. Peki evet. O zaman bu haftanın bir diğer haberine bakalım. Bakandan ne kadar oy o kadar iyi eğitim iması. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada bir yandan eğitimdeki son gelişmelere dair bilgi verdi. Bir yandansa yaklaşan yerel seçim için oy istedi. Öğretmenlik meslek yasasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıklayan Bakan Selçuk, ayrıca üniversitelere yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlerle yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalmaması söz konusu değil dedi. Şimdi bu açıklamayla ilgili bu çok ilginç geldi bana. Ziya Hoca'dan hiç beklemiyordum açıkçası. Evet. Ters köşe yaptı herkese. Şimdi iki tane mesele var burada. Bir öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili hazırlıklarımız tamamlandı diyor. Tamamlandıysa kamuoyuyla paylaşın. Doğru. Kime sordunuz bir de? Kimden görüş aldınız? Bunları görelim, bilelim. Başkanım size bağlı bulunan bir eğitim iş sendikasından görüş alındı mı? Bildiğim kadarıyla alınmadı. Yani alındıysa da uzaktan yazılı bir rapor şeklinde rapor, hiç değerlendirmeye koyulmayacak bir rapor istenmiştir. Evet, bu şekilde görüşler alınıyor. Diğer boyutu da yani eğer iyi eğitim istiyorsanız oy verin. Ya bu evet. Ben yani ne diyeyim ne söyleyeyim diyorum. Yani en son söyleyecek kişilerden biriydi belki kabinede. Son dönemde yaptığı uygulamalarla gittikçe de Ziya Hoca da tamamen emir alan, AKP'nin dümen suyunda yürüyen bir bakan olarak görev yapıyor açıkçası şu an. Evet yani onu göreve getirenlere açık olarak biat ettiğini gösteriyor. Yani Cumhuriyet tarihinde çok önemli milli eğitim bakanları vardır ki Atatürk'e bile karşı durmuşlardır. Yani eğitim sistemi konusunda Atatürk'e bile Mustafa Necatiler vardır tartışmışlar ki. Tartışmışlardır. Yani onun önerilerini kabul etmemişlerdir. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı olmazsa olmazımız. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemiyle ilgili doğru bulduklarını, doğru düşüncelerini net arkasında durabilmeli. Ama bugün durması mümkün mü? Mümkün değil. Milli Eğitim Komisyonu var. Milli Eğitim Komisyonu'nun üyeleri kimler? Hiçbiri milli eğitimle alakalı olmayan, birisi de Yandaş Sendikanı'nın önceki genel başkanı. Kesinlikle. Yani artık Ziya Hoca oy isteyecekse çıksın bence alanlarda istesin. Bir Milli Eğitim Bakanlığı'na hiç yakışmadı diyorum. Yani bu haftanın en önemli konulardan biriydi. Evet. O zaman bu hafta aslında konuşacağımız, detaylarına ineceğimiz konuyu hemen aktaralım, haberimizi aktaralım. Fatih projesi sessiz sedasız sökülüyor. Eğitimde 100 yılın projesi olarak lanse edilen ve zamanında çok büyük bütçe tanındığı için tartışmaların odağında olan Fatih Projesi'nde söküm evresi başladı. Aslında bu haber bizim bu haftalık ana gündem maddemiz olacak. O yüzden detaylarına ikinci bölümde bakalım diyorum ben. Diğer haberimize geçelim diyorum. Evet.
Ve haftanın son haberine bakalım. Bakanlık kendisine yıldızlı fekiği verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı idare faaliyet raporunu açıkladı. Bakanlığın tüm performans değerlendirme unsurlarında kendisine başarılı ve makul olarak not vermesi dikkat çekti. Şimdi bununla ilgili tabii her yıl bakanlık Şubat ayında, Mart başında faaliyet raporunu açıklıyor. Baktığınız zaman oradaki karnesine kendi kendini değerlendirmiş. Aslında bu faaliyet raporundaki değerlendirmeyi bence sendikaların ya da velilerin yapması gerekiyordu. O zaman daha objektif olacağını düşünüyorum. Şimdi orada birçok done var. Çok da uzatmak istemiyorum. Mesela orada okullar düzeyine göre ilkokul, ortaokul, lise ve benzeri gibi alanlarda devamsız öğrencilerin sayısını veriyor. 20 gün ve üzeri devamsızlık. Bakanlık geçmişte sürekli devamsızlıkları da açıklıyordu ama artık açıklamıyor. Çünkü neden? Gittikçe bu sayı büyüyor. Bu sayıya baktığımız zaman 1 milyon 792 bin öğrenci 20 gün ve üzerinde. Yani bu çocuklar en az 1 ay, 2 ay belki de 5 ay okula gitmeyen çocuklar. Ya bu, şu kriter bile, bakanlık bunu bile belki de kendisini başarılı sayıyor. Bu 1.900'den 1.800'e düştüyse başarılı sayıyor. Ama nereden baksanız 2 milyon öğrenci okula gitmiyor belki de bu çocuklar. Bizim hesaplamalarımıza göre zaten 1 milyon 600 bin civarında öğrencinin okullaşamadığını görüyoruz. Bir de okullaşan çocuklar okula gitmiyor. Sonra da bakanlık çıkıyor kendisine yıldızlı peki veriyor. Peki sizden de birkaç cümle almak isterim. Evet, şimdi bazen biz yaparız, öğretmenler cevap yazılı sorularını çocukların geriye dağıtır. Hadi bakalım kendiniz cevaplarınızı verin, kendi kendinize not verin deriz. Çocuklar inanın o kadar adaletlidir ki mesela 8-9 alacağı, 10 alacağı kağıda, şimdi yüzlük sistem var gerçi, 60-70 alacağı kağıda 50 verir. Sorarsın sonra, yavrum neden düşük verdin? Evet. Olsun öğretmenim der. Belki yanlış yapmışımdır diye kendime düşük not verdim der. 100 alacak öğrenci kendisine 80 verir mesela. Neden? Adaleti kaçırır mıyım acaba düşüncesiyle. Bakan kendi kendini değerlendirmiş ve 90.96 nokta kusur not vermiş. Gayet doğal, bu hükümetten de beklenen budur bence. Yani bence bu karne sendikalar bir karne hazırlayıp vermeliler diye düşünüyorum. Sendikalarımız hazırladılar. Yarın evet, yılda bakana evet, karne verdim. Verdiler. Birçok sendika verdi. İki karneyi karşılaştırmak gerekiyor o zaman yani. Peki o zaman bu haftalık gündemin öne çıkan, eğitimde öne çıkan başlıkları konuştuk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Programımıza Vatandaş Ne Diyor bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım Vatandaş Fatih projesini biliyor mu? Projenin katkıları olduğunu düşünüyor mu? Yoksa sınıflara giren tabletin eğitime katkısı olmadığını düşünüyor? Hep birlikte izleyelim. Bu tablet dağıtmışlardı galiba değil mi öğretmenlere? Evet, işe yaramadı. Şimdi toplayacaklardı. Topladılar mı bilmiyorum. Eğitime katkı sağlıyor mu? Şu anda kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Yani tutmadı o proje takip edebildiğim kadarıyla. Eğitime katkı sağlar mı sınıflara tablet girmesi? Mutlaka ki fayda sağlayacaktır. Tabii onu uygun kullanırsa çocuklar, oyun oynamak yerine eğer ilgili şeylere bakarlarsa bizim yaşımızda bile fayda sağlıyor. Peki siz destekler misiniz? Destekliyor musunuz? Desteklerim tabii. Güzel bir proje. Ne güzel. Keşke hep böyle şeyler yapılsa. Dalga dubara. Projeyi baştan başlatıyorlar. Netice çünkü araştırma yapılmıyor. Bir şey uygulanırken ilgili kurumları, ilgili insanları, bilim adamları, üniversite diye bir şey kalmadı, adalet diye bir şey kalmadı, hukuk diye bir şey kalmadı. Tek adam, ben ne dersem o olur. Peki sınıflara tabletin girmesi eğitime katkı sağlar mı? Programlı olursa sağlar. Programlı olmadı. Ben yaptım,
planda ya, olmaz öyle şey. Ben eğitimciyim. Deneme tahtası değil Türk çocukları. Türk evlatları deneme tahtası değil. Sanki deneme tahtası gibi her bakan, her genel müdür kendisine göre bir şey. Olmaz öyle şey. Hiçbir katkısı olmaz. Normal okusun, ondan daha güzel olur. Faydaları kadar zararları da var. Bir eğitimci olarak söylüyorum bunu. Çünkü zaten çocuklarımız yani kendilerini bildikten beri bilgisayarın başındalar. Yaratıcılığı biraz öldüren bir şey. Yani onu dikkatli kullanıldığı durumlarda destekliyorum. Yani öğretmenleri tembelliğe sevk etmediği, çocukları tembelliğe sevk etmediği, sınırlı ve amaçlı kullanılırsa çok yararlı olacağını düşünüyorum. Akıllı tablet diyorsunuz ama tabletlerin aklı öğretmenin aklı kadardır. İlk önce öğretmenlerin iyi yetişmesi lazım. Ben o tabletlerin çok bir faydası olacağını, bizim toplumumuzda çok faydası olacağını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla öğrencilere tablet dağıtılıp akıllı tahtalarda ders yapılacaktı. Bildiğim o ama bugüne kadar hiç görmedim. Yani teknolojik eğitim verilecekse desteklerim. Yani teknoloji her alanda faydalansın yani çocuklar. Daha önce demişlerdi ama bizim çocuklara vermediler nedense. Yani şimdi liseye gidiyor, ta ortaokulda vereceklerdi. Hatta ilkokul mu diyorlardı. Herhangi bir şey vermediler, şu anda da vermediler. Kızıma tablet vermediler. Destekliyorum da ama yalan çıktı. Fatih projesi eğitimle ilgili bir projeydi. Bildiğim kadarıyla iflas etmişti. Yıllar önce 10 milyar dolar civarında bir takım söylentiler oldu. Yani yolsuzluk vesaire diye. Hem de çocuklarım var, öğreneceğim ama ne tablet gördük ne de başka bir şey gördük. Fatih projesi kapsamında akıllı tahtalar vardı. Hiç unutmuyorum. Ve okula kuruldu akıllı tahtalar hiç çalışmadan. Belki de şimdi tekrar iptal etmişlerdir. Niye çalıştırmıyorsunuz dediğimizde enerji altyapısı buna uygun değil dendi. Ve çok şaşırmıştım. Yani ülkemizde altyapı oluşturulmadan üst yapı oluşturuluyor her işte olduğu gibi. Birileri bir şeyler kazanacak diye bunun yapılmaması bile gerekiyor. Bunların hepsi bizim paralarımız. Herkesin parası. Yazık, günah. Amacı çocukların bilgisayarlı eğitime ilkokuldan itibaren başlamasıydı. Fakat yürümedi bir proje. Vatandaşın ne dediğini aslında dinledik. Hani altyapı olmadan üst yapı yapılıyor dedi. Eleştirel gözle bakıyorlar. Çoğu da bilmiyor aslında Fatih Projesi'nin detaylarını. Anlatır mısınız Ali Bey öncelikle? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. İzleyicilerimizin bir kısmı unutmuş. Fatih evet. Projesi deyince unutmuşlar. Öyle görünüyor. Bu proje 2010 yılında başladı, Fatih Projesi. 2010 yılında 8,5 milyar liralık bir bütçeyle ortaya çıktı. Daha sonra ilk çıkan hedeflere baktığımız zaman da İlkokuldan lise son sınıfa kadar her çocuğa bir tablet bilgisayar verilecek ve her sınıfa bir akıllı tahta uygulaması başlatılacaktı. Akıllı tahta da bir nebze yol alındı. Ülkemizde 450 bin civarında derslikte şu an akıllı tahta var. Akıllı tahtalarla ilgili eğitimciler aslında çok soğuk bakmıyor. Ben de çok soğuk bakmıyorum. Olabilir diyorum. Çünkü teknolojinin yeteri kadar okullarda ve eğitim sisteminde olması gerektiğini düşünüyorum. Akıllı tahtalar öğretmenler işte belli bir görsel izlettirmek için kullanıyorlar. İki tahtayı aynı anda kullanıyorlar gibi katkılar da var eğitim sistemine. Ama Fatih Projesi'nin tablet boyutuna geldiğiniz zaman zaten tabletler şimdi izlediğimiz izleyiciler de konuşanlar da şunu söylüyor. Diyor ki benim çocuğuma tablet verilmedi. Tabii verilmez. Niye? Çünkü dağıtıldı 1,5 milyon tablet, daha sonra bu tabletler çocuklar götürdü, sattı ve benzeri bir şeyler oldu. Ya da rafa kaldırdılar, geride de hiçbir şey kalmadı. Çok kişi de görmedi bile tableti, görmedi aslında. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte 6 tane araştırma yaptı. Bunları biz biliyoruz, kamuoyuna açıklamadı. 6 araştırmanın hiçbirinde tabletlerin eğitime katkısının olmadığı ortaya çıktı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu gördü. Zaten bakan iki kez, üç kez açıklama yaptı bununla ilgili. Dedi ki tablet dağıtımıyla ilgili sıcak bakmıyorum bu olay dedi. Ben şöyle düşünüyorum. Fatih Projesi çökmüştür ve tablet dağıtımı bitmiştir. Fatih Projesi'ni konuşurken bir başka şey daha var. Eğer arkadaşlarımız da faturaları yansıtabilirse bir çarpıcı bir konuyu açıklayacağım ben bugün burada başkanıma dönmeden önce. Şimdi Fatih evet. Projesi ile beraber okullara bir altyapı yapıldı. İnternet altyapısı yapıldı ve okulların internet bağlantıları değiştirildi. 2013 yılından bu yana aşağı yukarı akıllı tahtalar monte edildikten sonra okulların internet faturası farklı gelmeye başladı. Ve şu an ortalama 3 bin lira civarında okullara internet faturası geliyor.
Bu fatura nereye gidiyor? Kime ödüyoruz biz bunu? Telekom'a ödüyoruz. İşte şöyle bakılabilir. Devletin bir kurumundan başka bir kurumuna gidiyor gibi bakılabilir. Ama Telekom biliyorsunuz 2005 yılında Suudilere satıldı. Bakın rakamları dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. 6,5 milyar liraya sattık biz Telekom'u. 2013 yılından 2018 yılına kadar bankaların bu kredi verip el koymasına kadar geçen sürede, 5 yıllık sürede Telekom'a ödenen internet faturası aşağı yukarı 7,5 milyar lira. Yıllık bizim hesaplamalarımıza göre 1,5 milyar lira Telekom'a para ödendi. Evet, şimdi bankalara el koydu ama o aradaki 5 yıllık süreçte ödenen internet faturaları nereye gitti? Bir de neden bu kadar yüksek internet faturası ödendi? Eskiden 50 lira 100 lira gelirken internet faturaları okullara, o süreç içerisinde şu anda elimizdeki faturalarda onu gösteriyor. 3 milyar, 4 milyar, 2 milyar gibi faturalar geliyor. Ve buradaki yıllık ödenen parayı söylüyorum, bakın aylık ödenen parayı söylüyorum. 129 milyon lira internet faturası ödüyor okullarımız. Çok yüksek bir rakam. Çok yüksek bir rakam. Şimdi Fatih Projesi'nin toplam bütçesi 8,5 milyar liraydı. Öyle açıklanmıştı. 3,4 milyar lira harcandı. Ama internet faturası üzerinden ödenen para bu kadar maliyeti olmuştur. 8,5 milyarı geçmiştir. Yani projenin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Tablet olayını mı tutalım, hedeflerin tutmadığına mı yanalım, işte akıllı tahtaların arızalanmasını mı söyleyelim, orada yapılan, yaşanan, cinayete varan olayları mı konuşalım, yolsuzlukları, usulsüzlükleri mi konuşalım, hangisini konuşalım, şaşırdık açıkçası bizlerden. Aslında yıllar da geçti, 2010 yılında başladı ama hala projede bir devamlılık yok şu an için. Evet. Yani 2010 yılında başladı ve Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 2014 yılında tamamlanacaktı ve asrın projesi olacaktı. Eğitimde devrim yaratacaktı. Biz o gün de söyledik. Ben o dönemde Antalya'da şube başkanıydım. Bu projenin tutmayacağını, eğitimde esas olan öğretmen olduğunu, öğretmenlere eğitim yatırımı yapılması gerektiğini, öğretmenlerin eğitim, hizmetçi eğitimlerle geliştirilmesi gerektiğini söylemiştik. Ama öğretmenlerimiz bile yeterli bilgisayar eğitimini almadan çocuklara tablet dağıtımını yapacağını vaat ettiler ve devrim yaratacaklarını söylediler. İşte yarattıkları devrim ortada. 19 yıl geçmiş, proje çökmüş. Nihayetinde proje birçok okula hiç ulaşamamış. Birçok öğrenci tabletin ne olduğunu hiç görmemiş. Sadece şehir merkezlerindeki okullarda yapılabilmiş. Kırsala hiç yansımamış. Ben Antalya merkezde görev yapıyordum o dönemde. Benim okulumda hala ne akıllı tahta var, ne çocuklara dağıtılmış tablet var. Antalya'nın en merkez okullarından birinde çalışıyorum. Dolayısıyla burada eğitim adına vaat edip çöken en önemli projelerden birisi, milyonlarca dolar birilerine aktarılmış. Projeyi yapanlar, projenin başındakiler, projede yapılan ihaleler bir bir ortada. Proje devam ederken işlenen cinayetler, cinayet işleyenlerin işte bugünlerde yine gündemde, gündemde. 25 yıl hapis alıp şimdi hapisten çıkması vesaire vesaire. Proje incelendiği zaman yani ahlaki bakımdan çökmüştür, ekonomik bakımdan çökmüştür, uygulama çökmüştür, bilgisayar çöplüğüne dönüştürülmüştür. Yani bilgi teknolojileri çöplüğüne dönüştürülmüştür okullar. Amacından şaştı diyebilir miyiz aslında proje? Yoksa amacı aslında zaten eğitim değil miydi? Zaten amacı eğitim değildi. Tam dediğiniz şey çok doğru. Projenin çökmesi bence olumlu bir şey. Proje devam etmemesi olumlu. Yani tabii çocuklar ki, az önce söylediniz ya, işte Antalya'da ya da bir başka ilde çocuklar tablete ulaşamadı. Bu gerçekten çocuklarımızın geleceği açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. İyi ki ulaşamadı çocuklarımız tabletlere. Şimdi sınıflarda, ben bizzat uygulayıcısı olduğum için biliyorum. Sınıflarda öğretmene bir laptop, bilgisayar ve bir projeksiyon makinesi eğitim için yeterlidir. Akıllı tahtalara falan milyonlarca lira yatırmaya gerek yok. Çocuk zaman zaman internette bulunan görsellerden faydalanması gerekir. Sınıftan yansı projeksiyonla, geçmişte Tepegöz vardı. Teknoloji gelişti, projeksiyonla ve laptop bir bilgisayarla sınıflarda tüm eğitim teknolojileriyle ilgili bilgi birikim öğrencilere iletilebilir. Şimdi öğrenci bir defa kendisi yaparak, yaşayarak öğrenmeli. Her şeyi internetten hazır almamalı. Yani somut değil, aslında somut. Tabii ki, tabii ki bizzat kitabı okumalı, bizzat problemi çözmeli, tuşlarla falan değil. Bizzat çözmeli, yazmalı,
kendisi üretmeli, görsellerini inceleyebilir, yapılmış örnekleri görebilir. Onun için de bu kadar milyonlarca lira yatırmaya gerek yok. Yani öğretmen masasında bir tablet ve bir projeksiyon cihazı aslında bilgi teknolojisinin çocuklara aktarılması için yeterlidir. Okullarımızda bilgisayar sınıfı vardı 2002 öncesinde. Hemen hemen birçok okulda kurulmuştu şehir merkezde, kırsallara doğru gidiyordu. Bilgisayar eğitimi de, bilgisayar dersi vardı okullarda. Haftada 2 saat olmak üzere gidiyordu öğrenciler bilgisayar kullanımını ve bilgiye ulaşma yöntemlerini orada bilgisayar öğretimi gözetiminde yapıyordu. Bakanlık bu projeyi başlatacağız diye öncelikle okullardaki bilgisayar öğretmenlerini merkeze çekti. Birçoğu norm kadro fazlası kaldı, okullardaki görevine son verdi. Onlar da şu anda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazıları farklı branşlara geçti. Teknoloji falan öğretmeni oldular. Ve teknoloji getireceğiz diye mevcut teknolojiyi getiren öğretmenleri de heba ettiler. Böyle çok kötü bir sistem. Rakamlar şimdi, Ali Bey'in belirtiyor evet, zaten. Evet, rakamlar ortada. Şimdi bir konu daha var bu Fatih projesiyle ilgili. Geçen hafta birebir şahit olduğumuz bir mesele var. Bazı okullardaki akıllı tahtalar sökülüyor. Evet. Sökülüp götürülüyor. Nereye götürülüyor? Onu tam bilemiyoruz ama niye takıldı, niye sökülüyor şimdi bu okullardan tahtalar? Yani demek ki bakanlıkta... Çöplük. Evet, yani bunların zaten çoğu çalışmıyor. İnanın bakın, orada bu akıllı tahtalar ve tabletler için verilen servis ücretleri ciddi boyutlara ulaşıyor. Bunları yapmayıp da eğitimin niteliği için, çocuklarımız için harcanmış olsaydı bu paralar çok daha iyi olacaktı. Belki tüm okullarımız şimdi tekli eğitime geçecekti. Evet. Yani tekli eğitim demişken o konuya değinmedik. Şimdi bakan, hükümet şunu söylüyor. Diyor ki tüm okullar gelecek yıl tekli eğitime geçecek. Ben 1993'te öğretmenliğe başladım. O zaman ANAP iktidar vardı. Daha sonra hükümetler geldi. Hep tekli eğitime geçmekten bahsedildi. Hep bir yıl sonrası söylenildi. 17 yıldır tekli eğitime geçileceği söyleniyor. Ama bir şekilde geçmiyor. Geçilemiyor. Yani, tekli eğitim derken tam olarak neyden bahsediyoruz? Yani sabahçı öğrenci, ikili eğitim olmayacak. Binayı tek grup kullanacak. Sabahçı öğrenci sistemi ortadan kalacak. Yani çocuklar geceleyin saat 6.30'da okula gitmeyecekler. Gece 7'de akşam 19'da okuldan çıkmayacaklar evet. demek. Ama bir türlü bu gerçekleştirilemedi. Ama vaat olarak kalıyor. İşte aslında Fatih projesindeki bütçeyi aktarmış olsalar da şimdi sanırım 38 bin derste ihtiyaç var tekli eğitime geçmek için. Rakamlar zaten burada hesap edelim, 38 çarpalım değil, verelim. Yani 200 bin derslikli bir derslik yapılabilirdi bu paralarla. O anlamda... Dünyanın en büyük havaalanını inşa edebiliyoruz. Yani, ülkenin her tarafını otoyollara donatabiliyoruz. Ama okul yapamıyoruz. Sınıflarını bile... Zor temizliyoruz. Yani evet. Okullara yeterli temizlik elemanı, hizmet elemanı yapamıyoruz. Yeni binalar yapamıyoruz. Şeyi hatırlayın canım, işte Adana'daki, Aradağ'daki yangını evet. hatırlayın. Yani devlet binayı yapamadı ve yurtlara çocuklar gönderildi ve yanıp ölmüştü orada çocuklarımız. Devlet asıl vermesi gereken, bütçe ayırması gereken yer eğitim, eğitim donatımı, binalarımız. Öncelikle eğiticilerin eğitimi. Evet. Sonra da çocuklarımızın eğitimi, ama devlet bunun haricinde herkese para dağıtıyor. Peki bu paralar nereye gitti? Yani proje kapsamında mı kullanıldı yoksa şimdi, tabii, başka yerlere mi? Yani şimdi proje kapsamında kullanıldı diye biliyoruz biz. Ama Fatih projesiyle ilgili o kadar çok olay yansıdı ki kamuoyuna. Bunlarla ilgili ciddi usulsüzlüklerin olduğunu kamuoyu da biliyor, bizler de biliyoruz. Bakanlık içerisinde... özellikle Nabi Avcı döneminde bununla ilgili ciddi soruşturmalar yürütüldüğünü biliyoruz. Ama bu soruşturmaların sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bakanlık Fatih projesinin bütçesi gerçekten devasa bir bütçe. Bunun kontrol edilmesi, denetimiyle, teftişiyle birlikte yürütülmesi gerekirken ben çok kontrollü olduğunu düşünmüyorum. İşte gördüğünüz gibi internet faturaları bile normalin çok üzerinde. Ne gerek var buna? Niye böyle bir şey yapılıyor? Tablet fiyatlarına bakın. Bakın bende rakamları var. Belki bir dahaki programı onları getirebilirim sizlere. 3 tür tablet alınıyor. 3'ü de farklı fiyatlarla alınıyor. Aşağı yukarı aynı dönemde alınıyor. Biri 400 liraya alınmışsa biri 800 liraya alınıyor. Tabii teknik özellikleri farklı olabilir ama bir çocuğa sen kötü tablet veriyorsun, diğerine iyi tablet veriyorsun. Eşitlik ya da, söz konusu değil mi? Tabii niye bu kadar fark var? Ya da bir program satın alıyorsun. 2014 yılıydı sanırım. Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamda bir program satın aldı. 35 milyon lira civarında para verdi.
İki yıl sonra biz sorduk bunu. Bu program hangi aşamada, nerede kullanılıyor Fatih projesinde diye sorduk. Oradan gelen cevap da bu program şu an kullanılmıyor dendi. E peki niye satın alındı? 30 küsür milyon liraya. Yazık, günah değil mi? Bizim çocuklarımızın, ülkemizin parası bunlar. O açıdan değerlendirildiğinde Fatih projesi gerçekten artık noktayı koy, resmi açıklama yapmalı. Zaten halk da unutmuş. Az önce gördünüz, yani halk da unutmuş bunu. Okullarda da sadece akıllı tahtanın belli bir çerçevede kullanıldığını biliyoruz. Onun dışında da bir kullanım yok Sara Hanım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Cumhurbaşkanının yerine ben olsam, madem her güç elinde, Fatih projesinin başladığı günden bugüne kadar başında bulunanlar, uygulamayı yürütenler, yapılan ihaleleri tek tek ortaya dökerim ve hepsinden bunun hesabını sorarım. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Evet. Cumhurbaşkanının elinde her türlü yetki var. Bakın, Fatih projesi 2010'da başlamış, bugün 2019'a kadar yapılan ihaleler, projeyi yürütenler, projenin koordinasyonunu sağlayanlar, yapılan alım satımlar bir bir ortaya konulur ve hepsinin hesabı sorulur. Burada vatandaşın soğanını, biberini, patatesini tehdit etmektense, üreticiyi tehdit etmektense Fatih projesinde harcanan milyonları götürenleri bulup onları tehdit edip onlardan parayı alması gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu Fatih projesi başladığından bu yana Cumhurbaşkanı'na, tahmin ediyorum Cumhurbaşkanı eğitimci değil ama bir uzmanları, danışmanları götürüyordur. Bu tür bilgileri veriyordur. Fatih projesini çok devasa bir şey olarak tanıttılar. Ve defalarca da alanlara çıkarıp, işte eline de bir tablet verip defalarca bunlar üzerinden açıklamalar yaptılar. Cumhurbaşkanımızı kandırdılar. Kandırdılar. 2015 yılında bakın Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Diyor ki, birileri diyor ki artık tablet dağıtılmayacak diyor. Ama biz 10 milyon 600 bin tablet dağıtacağız diyor. İhalesini yapacağız ve, dedi. Evet, o günden bugüne hala tablet dağıtılmadı. Dağıtılmadı. Bunu söyletenler ya da bunu yönlendirenler, yanlış yönlendirenler alınıp bakılıp bu Fatih projesini başlatanlar hakkında da ciddi bir şekilde araştırma yapılıp, inceleme yapılıp hesabı sorulmalı diye düşünüyorum, evet, ben de. Son birkaç cümle almak istiyorum. Süremizin gerçekten sonuna, evet, geldik. Milli Eğitim Bakanımız projenin başında Fatih projesine harcanan paraları ve harcayanları Milli Eğitim Bakanı biliyor. Milli Eğitim Bakanı büyük ümitlerle geldi ama orta sahada top çevirmeden başka hiçbir iş yapmadı. Bizim Şifo Mehmet vardı Beşiktaş'ta. Evet. İyi top çeviriyordu ama gol de atıyordu. Gol kralı da oluyordu. Milli Eğitim Bakanı iyi top çeviriyor ama hiç gol attığı, bilimsel bir gerçek yaptığı ya da eğitimde bir sıçrama yarattığı daha mümkün olmadı görev süresince. Umarım birkaç tane değişiklik yapar, milli eğitime bir yenilik kazandırır ve ülkemizin önünü açacak projelere imza atar. Böyle giderse orta sahada top çevirip herhalde yakında da emekliliğini ister yani. Sizden de birkaç cümle. Ben de son olarak şunları söyleyeceğim. Okula başlama yaşının 69 aya çekilmesini çok olumlu buluyorum ve bunu destekliyorum kesinlikle. Bunun dışında dernek ve vakıflarla yapılan protokollerin ciddi bir şekilde analiz edilip tamamının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fatih projesinde konuştuk en son. Fatih projesiyle ülkemizin kaynaklarının da zayi edilmemesini istiyorum. Ve bu projenin sonuçlandırılması, bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de, evet, teşekkür ediyorum sizlere. Evet. Tüm eğitimcilerimize başarılar diliyoruz. Öncelikle tüm eğitimcilerimiz Cumhuriyet'in öğretmeni olduklarını unutmasınlar. Teşekkür, evet, ediyorum. Eğitiyorum programıyla karşınızdaydık. Eğitimin bir haftalık gündemini değerlendirdik. Eğitimde öne çıkan başlıkları ele aldık. 2010 yılında hayatımıza giren Fatih projesinin detaylarını, hangi aşamada olduğunu konuştuk. Eğitimde merak edilenleri bir sonraki programda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.